Dünyada hiçbir insan tanımadım ki. Fakat dünyada ırklara göre değişir ama Allah'ımız yüce Rabbimiz daima kafa eksenini daima bu boy bu boydan fazladır. Uçurtma gibi düşünün. Yani şu boy diyelim ki 35 santim ise bu boy 22 santim. Boy enden? Dünyada bütün insanların hangi ırktan olursanız olun. Siyahi, sarı, kızılderili, brachycephal, dolichocephal. Bunlar antropolojik olarak kafa yapıları. Daima insanların burası buradan uzundur. Bak şimdi etrafına. Ha sen de çok uzundur, buna uzun suratlı deriz. Kiminle de az uzundur, buna geniş suratlı deriz, yanaklı deriz falan filan. Mesela benim suratım galiba uzun. Yani uzun. Zayıflayınca daha da uzun. Şimdi sen de uzunsun. Ne bileyim bak kardeşimiz biraz daha az uzun. Biraz daha yanaklı gibi. Ama sonuç olarak böldüğüm vakit daima bu boy bu. Musulisi Rabbim. Yavrum, kardeşim benim. Öldü Allah rahmet eylesin. Bursa'da oynardı. Bu eksenle bu eksen eşitti. Kare. Dünyada 7 milyar insan görebilir. Ben bunu 1 milyarını falan görmüşümdür şans eseri. Sokaklarda şurada. Bir tek bu Musulisi'ydi. Şimdi konuya nereden geldik? Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en yakışıklı olmayan hatta çirkinlik kategorisine gelen ama en karizmatik iki tane yabancısı. Biri rahmetli Musulisi'dir. Bursa Spor'un golcüsüydü. Sonra Çanakkale'de falan oynadı galiba. Timsah sevincini de başlattı. Aynen. Ha timsah sevinci. Tabii canım belli. Bak bir şey var onda. Bir de Gustavo. Luis Gustavo. Ha? Luis Gustavo. Evet. Baksana abi. Yanık biten. Çirkin bıyıklar. Saçlar ne oldu belli saçlar, değil. Zaten onu baş karizma saç ve gözler. Saçlar ve gözler. İnce, ince bir vücut. Aslında sportif ha. Atletik değil bunun vücudu. Astenik. Üç tip vücut vardır. Atletik, futbolcuların %95'i atletiktir. Astenik vücut? Asteniktir. İnce, dar omuzlu. Ama üst dayanıklı tarafı... olur mu bu? Dayanıklı olur mu bu vücut? Ya olur başka. Üç piknik. Piknik, kısa yarıya, kısa, küçük büyük. Yani ben böyle. Tamam. Futbolcuların genelde %90'ı atletiktir. Bu astenik. Enteresan. Mesela Falco atletik. Yani. Falco atletik. Birazdan ona da geleceğiz. Değil mi? Vida atletik. Futbolcu %90'ı atletiktir. Müller de öyle hocam. Kim? Bayern Münih Müller. Thomas Müller. O da mesela zayıf. O atletik ama. Schneider hangisi hocam? Schneider piknik oldu. Şimdi tam piknikli bir gibi oldu. Schneider top oynarken piknikti. Futbolu bıraktı. İki ayda piknik tipi gibi oldu. Ya gördüm. Yazık günah. Patlar bak patlar bir gün. Nasıl patlar biliyor musun? Tık eder kalp gider. Tabii Allah korusun. En az 15 kilo koymuş iki ayda. Tık eder. Enfarktüs geçirir. Bir bakmış sabah kalkmış ağzım kurudu murdu. Derler ki ağır bir şeker. Ulan daha sen 40 yaşında bile yoksun. Var mısın? Değil 40 değil. 80. Ya bak ne diyorum sen? Ben babası yaşındayım ondan daha fitim. Şu anda. Şu an için konuşuyorum. Kesin. He. Ulan bu ne oğlum Schneider? Wesley. Bu ne kardeşim? Kıçı göbeği ebir ettin. Ne yiyorsun sen? Anlamadım ki. Su ise eşek mama, kedi maması mı yiyorsun oğlum sen? Neyle besleniyorsun? Yazık bak. Ne diyorum? Bırak görüntüyü. Sağlık için. Aynen öyle. Birden bir sporcu ağır idmanlardan sonra birden 15-20 kilo koyarsa idmanda yapmadığın mal ortada. Bir sabah kalkarsın buramı ağrıyor dersin. O da sıkıntı hocam. Amsterdam'da 112 gelir, alır götürür. Enfarktüs geçiriyorsun derler. Olabilir ha. Çünkü yıllarca kalp o ağır idmanlar nedeniyle birden atalete giriyorsun, yatıyorsun. Çok çalışan bir kalp düşün. Ona alışan 20 yıl çocukluğundan beri. Birden yatıyorsun ve yiyorsun. Muhtemelen içiyorsun da. O kiloyu birden alamazsın. Yani ne yiyorsun abi? Var zaten. Yani istesen de alama. Demek ki sağlam içki var. Sağlam şeker var. Makarna var. Tamam mı? Ama bira da var, viski var, makarna var, pasta var, pasta. Yani etle sebzeyle alınmaz bir kilo. Yatarak geçtik hocam, alınmaz. Geçelim. Geçelim. Bekledik, gelecek mi, gelmeyecek mi? Rezillik ya. Geldi. Şimdi böyle bir karşılama var. Ne diyorsun bu karşılamaya? Rezillik, Radamel Falcao. Rezillik. Niye rezillik hocam? Abi şimdi bakın, bunun 3 tane eleştirilecek yönü var. Bir, sen Galatasaray kulübüsün. Falcao tek başına seni şampiyon yapmayacak. Galatasaray'da Falcao dışında daha 20 küsur futbolcu ekmek yiyor ve şampiyonlukta mücadele edecek. Tabii. Şimdi ben Belanda'yım, sen de Fegulis'in. Bu arkadaşım da yanımızda Nonzonzi, Enzonzi, Nagatomo evde, Marcao evinde, Mustara evinde oturuyorlar. Karşılamayı görüyorlar. Şimdi empati yapıyorum.
Ne ya? Yılda 5 artı küsur alacak. O 20 bin kişi geldi. Biz gelirken anasını satayım şeyden girdik. İç hatlara geçtik. Şeyle yürüyerek Türk Hava Yolları'nın otobüsüyle geldik. Adama kırmızı halı sermişler. Özel uçak gelmiş. Özel uçakla özel havaalanı inmiş. Hiç şeye girmeden. Hadi kurtarsın bakalım. Zor bir maçtı değil mi? Geç 2 senedir biz yaptık dayı şampiyon diyecek. İlk olumsuzlukta bunu derler mi? Tabii ki. Tabii ki. 2. Galatasaray kulübü vasıfsız bir Arap takımı değildir. Galatasaray kulübü bir oligarkın sahip olduğu isimsiz bir Rus kulübü olup da patlama yapmak. Anzi gibi. Anzi Muğaçkale gibi filan bir takım değildir. Galatasaray bugün dünya üzerindeki top 10 dışındaki markalardan biri. Baş altı takımlar. Tabii ki. Bir Real Madrid, Barcelona, Manchester, Liverpool değildir ki. Ama en az bir Tottenham'dır. Doğru mu? Doğru. En az bir Monaco'dur. En az bir... Ya şu anki form düzeyi de söylemiyorsun. Wolfsburg'dur. Hayır, overall. Avrupa şampiyonusun. Şimdi sen böyle goy goylar, moy goylar yapar. 3. Öyle bir beklenti yarattılar ki. Falcao'ya gelecek, maça çıkacak her maç. 1-2. Şampiyonlar Ligi'nde 1-2. Yok 35-40 gol falan değil mi? Zaten böyle 1-2 falan yapacak kapasitesi olsa idi. Monaco onu Galatasaray değil, onu Juventus alırdı. Juventus kimi aldı? Higuain'i. Kaç yaşında Higuain? Higuain zaten Juventus oyuncusuydu. 32-33 yaşında falan. Juventus bunu almayı bilmez mi? Alırdı tabii canım. Yani Juventus dese alo dese. Giderdi. 2 saat sonra gelir miydi bu şey bizim Falcao? Gelir. Niye almadı? İnce mesela Fransa'da şampiyonluk Paris Saint Germain'den sonra ikinciliği oynayacak. Örneğin Lyon. Örneğin Lille. İddialı gibi takımlar niye almadı? Almanya'da Dortmund, Bayern Münih'ten sonra bu tepeyi zorlayacak örneğin Wolfsburg, kimse, Hertha Berlin, kimse. Onlar almayı bilmez miydi? Niye almadı? İspanya, Valencia. Valencia istedi. Ya ama niye almadı? İstedi diye ben bilmem abi, ben alacaksın. Niye almadılar da Galatasaray'a geldi? Bunu şimdi, hep soruyoruz. Hep soracağım. Şimdi sen ne yaptın? Bir, futbolcu arasında bak Falcao çıkar 1-2-3 yaparsa her maç, o eleştirenler var ya, tabii. Çantasını taşırlar. Tabii. Tamam. Kesinlikle saçın, o başka. Ama işler kötü gittiği vakit verdiğiniz 5 milyonunu. Riskli yani nereden bakarsak. Hadi o yapsın şampiyon kardeşim. Biz 2 sene yaptık. Şimdi de Falcao Efendi yapsın derler. O tip oyuncular var mı Galatasaray'da? Dünyanın her takımında var. Belanda. Belanda zaten aportta bekliyor şu anda o haliyle. Beklentiyi çok yükselttin. Düşün abi. Falcao oynadı ilk 3 maç. Bir mağlubiyet. Sıkıntı. Bir beraberlik. Bir galibiyet. Falcao bir tane attı. Ne oluyor der tarafta? Oraya ekşime olur tabii orada. Üçüncüsü. Böyle hanımı manımı bir linke falan yok böyle. Falan o. Ya yok böyle. Gözleri şey. Dolmuş da işin. Ya gözler dolmuş. Ben de istediğim an gözlerimi doldururum biliyor musun? Yapabilir misin şu an? Tabii ama şimdi yapmama gerek yok. Yani. Geçtik görüntüyü. Şimdi kim Pablo buyurun? Escobar'ın oğlu. Anlayamadım. Pablo Escobar'ın oğlu. Sosyal medyadan Falcao'ya mesaj yollamış. Başarılar Kaplan demiş. Pablo Escobar şu şişman olan. Evet. Eroin kaçakçısı. Uyuşturucu baronu. Nerede bu herif? Öldü. Pablo Escobar. Oğlu ufak oldu. Tabii. Ama şimdi tabii bu fotoğraf eski. Bu büyüdü. Oğlu da büyüdü. Ha. Başta bir memleketlisi. Memleketlisi Kolombiya. Kolombiya deyip geçmeyin. Kolombiya dünya uyuşturucu. Ki nefret ederim uyuşturucudan. Kimse de Kolombiya deyip geçme abi. Kolombiya uyuşturucu mafyası. Kolombiya çok tehlikeli bir yerdir. Tabii canım, sıkıntılı yerdir yani. Hatırlar mısın? Çok uzun yıllar önceydi galiba Kolombiya'da oldu. Sen hatırlar mısın bilmem, bir Dünya Kupası'nda kendi kalesine gol atan öldürdüler. Kaptanını bar tabii. Çıkışı kafasından sıktılar. Kolombiya kaptanı. Kolombiya'da oldu tabii. Tamam. Kolombiya çok tehlikeli bir yermiş. Gitmedim. Bildiğimiz Kolombiya dünya uyuşturucu trafiğinin çıkış yönetim noktalarından biriymiş. Bilmem. Hep bunları tabii okuduğumuz Escobar'dan şey. Zaten. Escobar'ın, filmi de yapıldı, dizisi Escobar'ın de yapıldı. Büyük bir uyuşturucu kaçakçı şerefsiz olduğunu biliyorum. Yani uyuşturucu kendini... kaçakçısı şerefsizdir. Az bile niye? Çünkü sen gençleri seviyorsun. Aynen öyle. Yani banka soyguncusu şerefsizdir, hırsızdır. Ama banka soyar kimsenin sağlığına. Ama sen öldürüyorsun. On binlerce genç kız çocuğu ve erkek çocuğunu uyuşturucuya aşağı, o aşağıdaki çakallara tedarik yapan bir